Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin selavat. Sorulan bir soru vardı. Tembellik olduğunu söylüyor. Nedir diye sordular böyle gelen sorular içinde. Ve asıl bir belası olunca ustad onu çok ciddi almış. Kastamonu 92'de tembellik ve lakaytlık kulağıyla bak diyor ki tembellik ve lakaytlık hastalıklarına muptela olanlara şifa olur. Tembellik ve lakaytlık asıl bir belası. Asıl bir belasıdır ki 6 tane hucumat-ı sitteden 6 tane hucumat-ı sitteden galiba sonuncu galiba. Sonuncu değil mi? 426. Şey yapmış, ele alınmış. Şimdi çok bir şey söyleyeceğim size de, bu noktadan baktınız mı? İşaret icazda diyor ki, göz tek yönlü görür. Kulak ise? Alt yönlü görür. Göz mü kulağa, göz mü kalbe yakın, kulak mı? Kulak. He? Kulak. Kulak yakın. Diyor. Kulak daha yakın. Çünkü kalp yönü yok. O zaman tek yöne nispeten altı yönlüyü tercih eder. Ama birisi abi her şeyi yapabiliyor yine. Ama sağır birisi çok nakıs olur. Çok. Dinlemekten mahrum yani. Ama konuşabiliyor aynı zamanda. Evet, hafız bile var mesela. Evet, ama konuşabiliyor. Ama sağır ise konuşması da yok. Yani onu da iptal ediyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim burada, çok ilginizi çekecek. 269'da sözlerde ustad tembellik kulağıyla diyor. Şeytan ilk önce kullandığı göz değil, kulağı kullanıyor. Lümme-i şeytani ilk önce kulak kullanır. Diyor ki, tembellik kulağıyla şeytandan aynı dersi alıyor. Şeytan göze değil, ilk önce kulağa hitap ediyor. Çok ilginç değil mi? Bak, tembellik kulağıyla diyor. Tembellik nedir? Kulaktır. Gurur ve kibir nedir? Risalede? Kuyudur. Haset nedir? Hapishanedir. Seni hapsediyor. Bir daha. Tembellik ve lakaytlık ruhsal bir hastalıktır. Hucumat-ı Sitte'de kaç tane hastalık var? Ezberinde olan var mı söyleyebilecek? Hubuca. Menfi milliyet. Tamahkarlık. Korku. Hastalık. Enaniyet. Enaniyet. Tembellik. Bir daha. Hubuca. Milliyetçilik. Menfi milliyetçilik. Tamahkarlık. Korku. Tembellik. Enaniyet. Bu asrın fırtınalarıyla herkesi sarsar. Bunların bir tanesi de hiç kimse kale almıyor ha. Tembellik. Tembellik yani. Bugün psikoloji hastalıkların temelinde en çok tembellik yatıyor. Adım atmıyor, değişime gayret etmiyor. Salmış kendisini. Böyle gökten bir şey gelsin. Kimin lambasıydı? Bir şey lamba mı? Aladdin'in sihirli lambası. Ha, Aladdin'in? Sihirli lambası. Sihirli lambası. Böyle bir sihirli bir şey istiyorum. Adım atmıyor. Bak ne diyor Kastamonu 92'de? Tembellik, lakaytlık hastalıklarına muptela olanlara şifa olur. Ya, Risale'deki nakışlı okumak, altını çizerek, notlar çıkararak, altını çizmek vesaire, şey olur, teşvik olur diyor.
Şimdi sözler 269 muydu abi? Gene bir bakayım da. 269'da tembellik kulak diyor. Tembellik kulağıyla şeytandan aynı dersi alıyor. Ne demesi lazım? Vallahi lakaytlık veya ne bileyim günahla diyebilir. Tembellik kulağıyla. Vahiy de kulağa üfürüyor. Çok kulak kışını girmeyeceğim. Kulağın simgesel. Çocuk olduğunu da unutmayın. Ve bütün vücudun merkezi, istediğiniz noktaya vurun tane, buğday tanesini, akupunktur merkezidir. Yani çocuğa benzer, anne karnındaki çocuğa benzer. Her organın, diş ve iç organın hepsinin merkezi burada var. Her yere müdahale edebilirsiniz. Böyle bir organ, bir de ayak var. Organımı da. Ama şeytanın en çok kullandığı kulaktır. Mesela film seyrediyorsun, sesi silin seyredilmez. Bir müzik seyrediyorsunuz, maç seyrediyorsunuz. Şeyi silin, görüntüyü silin ama kulakla dinlenir maç. Kulakla müzik dinlenir. Kulakla müzik dinlenir. Ama görüntü var, ses yok. Müzik dinlenmez. Gözün tek yönü var, kulağın şeyi var. Yönü yok. Kulağın yönü yok. Şimdi tembellik kulağıyla, tembellik ruhsal bir hastalık olduğunu söylüyor. Şimdi tembelliğin dördüncü madde, altıncı maddeyi okuyalım arkadaşlar. Altıncı desise-i şeytaniye. Ne demek manası? Altıncı desise-i şeytaniye. Aldatma. Desise ne demek desise? Başka şüphe, pusu. Hile. Giriş yolu. Giriş yolu, giriş. O değil o, sizin söylediğiniz. Aldatma değil bu, desise. Bak, tembellik kulağıyla diyor, şeytanı dinliyor diyor insan. İnsan şeytanı dinlediği mekanizma tembellik kulağıdır. Kulak dışarıdaki simgesidir. Tembellik içseldir. Tembellik fırtına estiriyor ya. Diyorum ki bak buna adım at. Terk et şunu ya. Şunu ya. Şu ibadet ya. Evradını oku. Yapmıyor. Yapmıyor. İlgini çekti mi Mehmet? Daha acayip ilgini çekecek şimdi. Şeytanın kulağı, şeytanın giriş yolu olduğunu, gözden daha tesirli olduğunu. Onu müzikte gösterdim. Televizyonu açın. Görüntü var, ses yok. Dinlenmez. Ses var, görüntü yok. Dinlenir. Yani sesi olmayan görüntüyü, filmi seyredemezsiniz. Mesela ona ait bir maç düşün. Maç. Maç ya en çok şey yaptıkları. Köyde. Ben çok iyi biliyorum. Ormancı. Allah Allah, söz o kimle konuşuyor? Ben şimdi dağdayım. 15 sene önceki. Almış şeyi, radyoyu. Bağırıp çağırıyor. Dağda bağırıyor ya, ormanın üzeri, ağacın üzerine oturmuş, ağaç kesmeyi bıraktı. Maç dinliyor. Aynı heyecanı yaşıyor. Ama açın görüntüyü televizyonda. Silin sesini, seyredilmez. Daha cami, kulak diyor, göze nispeten işaretleyeceğiz da, göster o şeyi, daha yakındır diyor. Kulak diye girersen görürsün. Sesli okumak da o yüzden.
Sesli okumak ondan. Mesela çok güzel. Onu da hatırlattığın için teşekkür ederim. Güzel oldu. Mesela gözde okumak. Sırf basar sıfatı devreye girer. Ama sesli okumak, sesli okumak. Bir, zaten göz var. İki, dil giriyor. Kelam sıfatı devreye giriyor. Kur'an'ı sesli okumak, Risale'ni sesli okumak. Ki Kur'an'da, namazda, kıraatta farz nedir? Ölçüsü nedir kıraatta? Kendin duyacak kadar okumak. Kendin duyacak kadar. Ama sual gibiysen de travurlu adı sıkmayın. Şimdi, kendin duyacak kadar sesli okumak farzdır. Şöyle okusan namazda, olmaz namaz. Kendin duyacak kadar okumak farzdır. Şimdi bak, gözle okuyorsun, sırf basar sıfatı, bir de akıl sıfatı, ilim sıfatı devreye girdi. Gördünüz mü? İki tane sıfat. Göz, basar, akıl, ilim. Peki, sesli okuyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Göz var. Kelam var, dil. Kulak var, semi, iki. Akıl var, dört. İkiye dört, iki katı. Dört tane zat-ı sıfat. Zat-ı sıfat devreye aktif oluyor. Bir varsa kalp de var o zaman. He? Kalp de var. Sese dönmüş diyor. Vesaire. Mesela Cenab-ı Hak vahiy görüntü olarak göndermedi de vahiy kelam olarak gönderdi. Bak vahiy kelam olarak gönderdi. Basar sıfatı basar. Başka bir şekilde yapabilirdi yani. Bir resim kitabı gibi yapabilirdi. Resimler var, mana çıkart. Kur'an her bir sayfası resim. Aa! Bir manzara düşün. Allah Allah! Bu çıkart da çıkart resimden mana. Ama sesi şekle yükledi. Sesler şekilde. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Harfler şekildir. Sesler içindedir. Sesi çıkartırsanız Kur'an'dan şeklin hiçbir şeyi yoktur. Buldun mu abim? 78 abi. Okur musun? Benim şart-ı cazımı getirir misiniz ki? O okurken. Kalpten sonra tercihen senin zikredilmesine yemin binaen. Bir dakika. Kalpten sonra? Kalpten sonra semin. He. Kur'an zikredilmesine binaendir. Yani kalpten sonra semin kulak zikredilmesi neye binaendir? El cevap. Menekat, bilgi ve benzeri şeyler, malumatı kalbiye, alelekser kulak penceresinden kalbe girerler, bilgiler. Bu itibarla sem kalbe yakındır. Aynı zamanda cihada sitteden malumat aldığı cihetle, insanın altı yönünden kalbe benziyor. Zira göz yalnız ön ciheti görür, bunlar ise her tarafı görürler. Bunlar ise? Yani kalp, sem. 78 değil miydi? Evet abi. 22, 23, 4. paragraf. İkinci sual hocam. Evet. وَعَلَى اَبْسَارِينَ غِشَاوَ Evet. Bir üstü alalım. Bir de şeyler, cinni ve erva habiseler, sağım olduğu için söylüyorum. İlk önce kullandıkları aldatmak için, ihva etmek için, çarpmak için, sıkıntı vermek için ilk kullandıkları şekil değil, sestir. Sesleri işitilip kendileri gözükülmeyen hatifler var diyor. Gör onu, çıkar onu da mektubattan. Hatifler diye bak. Hatifler, 19 mektupta. Hatifler, sesleri işitiliyor, kendileri gözükmüyor. Bir de İrfan Şeytan dersinde özellikle surette şeytanın sorunu var demişti. Yani kulakla sesle daha hitap ediyor ama surette giremiyor. Giremiyor. Mesela, aferin, Emir Dağı'nda geçiyor, 155'te, 1. Emir Dağı'nda, şeytan, şeyde, kulakta girebiliyor, ben Muhammed'im diyebiliyor. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şekline giremiyor. Bak nasıl aktif oluyorsunuz, he? Kafirler, nasıl topluyor zihniniz? Birinci emir dağı mıydı, ikinci emir dağı mıydı?
İkinci emir daha iyiydi değil mi? Evet. Şimdi bak, şeytan Peygamber aleyhissalatü vesselamın şekline giremez. Ama sese girebilir. Ben Muhammed'im diyebiliyor. Sorunu var şeyle, görüntü. O neden acaba? Bak, rüyayı sadıkada erva habise ve şeytan peygamber suretine temessül edemez. Fakat celbi ervahta erva habise, çok soruyorlar ya, nereden çıkarttın erva habise? O kadar var ki küllatta erva habise. Yani cin çağırmakta veya hadiselerde, yani bunda ne var? Bir bak hele, nerede çarpılmış, sıkıntısı ne? Celbi ervahta erva habise belki peygamberin lisanen ismini kendine takıp sünnet-i seniyeye ve ahkam-ı şeriye muhalif olarak konuşabilir. Eğer bu konuşması şeriatın ahkamına ve sünnet-i seniyeye muhalif ise tam delildir ki o konuşan erva taybe değildir. Mümin ve Müslüman cinni de değildir. Erva habisedir bu. Mümin ve Müslüman cinni de değildir. Müslüman olmayan cin erva habisedir. Seyrettiğimiz, duyduğumuz, kokladığımız, yediğimiz, bulunduğumuz kötü mekanlardan içeriye alınanlara da erva habisedir. Kafir cinler de erva habisedir. Sözler 246'dan söylüyor. Şimdi 175 lazım. He? Sesleri işittim. Bak 175. Onu da açayım. Ondan sonra şey yapacağım. Arabi ibarenin altı. He. Şimdi bak. Niçin dedi de hemen ona cevap vereyim, arada kaynamasın. Çok ciddi bir soru soruyor bugün. O. Niçin görüntüye giremiyor da sese giriyor? Çünkü lümme-i şeytani kalbe yakın bir yerdedir. Yani görüntü lümmesi değil. Lümme sestir. Üfürme yeri. Şeyde de öyle. Şeyde hennas. Yani filukat, yani düğüm var ya, düğüm ipi getirin bak, at düğüm, o düğüm attığın yer tüksek ya, şeytan diyor ki, Kur'an diyor ki o düğmelere, ükdelere şeytan üfürür. O düğme mikrofondur, o ip kablodur. Zaten dikkat ederseniz beşerilik önce ses de şey yapmış, kolay o yola gitmiş. Şeytanın yani kulak vazifesi görüyormuş zaten. Kalbin kulağıdır şeytanın. Kulak vazifesini görüyormuş zaten. Şey, hatifleri okuyayım. Kaçtı abim? 175 abi. 175 bak. Ne, bak neredeydi? Arabi ibarenin altında. Hatif denilen, şahsi görünmeyen ve sesi işitilen cinniler. Hatif bu. Ben bunları çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum bu adamları. Yani bir Müslümana ilk önce ses noktasında şunu yapar, kapı vurur, bunu yapar. Böyle insanın vesvesesine en uygun sestir. Vehmine ise surettir. Vehmi aklidir. Vehim aklidir. Vesvese kalbidir. En çok ses, mesela Kur'an-ı Kerim'de kadınlara diyor ki ayağınızın topuklarını yere vurmayınız. Topuklarınızı yere vurmayınız. Başka? Kıvırarak konuşmayınız. Hayır, lütfen falan. Kadın böyle şeyleri var. Aldanmayacak bir erkek yoktur bu sese. Yoktur ne demek istiyorsun? Yani bir emniyet sebebi koyayım. Ortamına girdikten sonra kurtulma şansın çok azdır. Parmağının sayısını geçmez. Onun için Kur'an-ı Kerim zina yapmayın demiyor, zina yaklaşmayın. Bak, hatif denilen, sesleri işitilen cinler ilk önce bize vesvese vermesi için vesvese sestir. Şeytanın konuşmasıdır. Neredeydi o? 83'te abi. Ne 83'ü? 13. lema. Baktım. Ha? 13. lema.
Lemalar. Lemalar. Onu da getireceksin daha. Sen lemaları getir abi. Ne diyor? Okur musun sen? Bu lümme-i şeytani ve hurri-i vahime biri kulak, biri dil olduklarından... Bir dakika. Bu lümme-i şeytani neredeymiş? Kalbe yakın bir yerde. Tamam mı? Bir dakika, ezber yapmayalım. Lümme-i şeytani kalbin içinde midir? Yok. Hayır. Kalbe yakın bir yerde. Lümme-i şeytani neymiş? Bir derece var. Lümme-i şeytaniye ve kuvve-i vahime. Kuvve-i vahime, vahime. Biri kulak, biri dil. Biri kulak, biri dil. Dil. Yani vehim dildir. Dile dönüştürüyor. Düşünen konuşur. Duyan vesvese eder. Düşünen konuşur. Kuvve-i vahime dildir. Kuvve-i vahime. Lüme-i şeytani kulaktır. Yüz kaçtı abim? 83 abim. 83. Sonra abim? Birinci paragrafın sonu. Birinci paragrafın? Sonu. Evet, cinin şeytanın diyor. Sağ taraf abi, sağ taraf. 83 sağ taraf. Birinci paragrafın mı? Evet, sonra bak orada. Ve diyor başlıyor abi. Hayır. Hayır yok. Ve lümme-i şeytaniye. Ya külliyat nasıl örülmüş ya? Allah'ınız özel. Ya hayret etmiyor musunuz? Enişte. Mehmet. Muhammed. Hayret etmiyor musunuz ya? Bende mi bu sistem değişik çalışıyor? Yani ilk defa okuyorum ha. Mübalağa diyeceksin. Bu gözler. Onu yukarıdan abi. O paragrafın ortasında öyle dedi ya. Öyle de. O zaman şu cümleyi okuyayım. Rabia. İnsan küçük bir alem olduğu gibi. İnsan küçük bir alem, şeceri hılkat. Alem dahi büyük bir insandır. Şuraya bak ya. Ne diyor bu ya? Böyle bir tabir nerede göreceksin? Böyle bir bu kadar veciz ifade olur mu ya? Bu küçük insan şeceri hılkatın modeli. Zahirde hiçbir şey yapmaz gibi görünen şeyi ispat ediyor ama koskoca şeyden başlıyor yani. Yani bir insan, bazıları öyle diyor, belki de öyle, ben öyle zannediyorum. Ya sen insanı çok büyütüyorsun ya. Benim cehaletinle insanı küçültmüşüm zaten. Ben büyütmemişim ki, Allah büyütmüş. Bana bak. Okey olmuş sen. İnsanlar önümde, masamın üstünde, önünde... 20 önümdeki defteri getir. Ya 20 verir. Bak insan nedir? Bak insan ciddi almıyor. Bu küçük insan o büyük insanın bir firistesi ve hulasasıdır. Bununla alakalı bu sabah bir şey yazdım. İnsanda bulunan nümunelerin büyük asılları İnsan-ı ekberde bir zaruri bulunacaktır. Mesela nasıl ki insanda kuvve-i hafızanın vücudu alemde lef-i mahfuzun vücuduna kat'i delildir. Tamam bu. 22. defter bak. Bir de okuyayım. Nasıl ki insanda kuvve-i hafızanın vücudu alemde lef-i mahfuzun vücuduna kat'i delildir. Öyle de bazılar der ki olan ne yaptık? Tembelliği nereye geçtin? Hayır. Tembellikteyiz kardeş. Yani simge, sembol şunu yapmaya çalışıyorum. Çekirdek düşünün ağacın. Evelluhu. Meyve düşünün ağacın. Ahiruhu. Zahiri görünüşüne bakın ağacın. Zahiruhu. Meyvesi ahiruhu. Meyvesi ahiruhu. Çekirdeği evelluhu. Zahirisi zahiru, batınısı ya. Yani. Programı batın. Yani. Batın, program değil, makinası. İşte. Makina diyor ustad. Ağacın makinesi batinuhu, görünüşü zahiruhu, meyvesi ahiruhu, çekirdeği programı evveluhu. Tamam. Şimdi bu kainat. Hepsi nerede bu kainat? Allah'ın dışında merak ettiğimiz var ya alemler. Şeceri hılkat. Şeceri hılkat kainattan daha camidir. Kainat aşa kadardır.
Şecer-i hilkat bütünseldir. İnsanda cem etmiştir. Allah bir şeyi bir şey yaptığı zaman resmi bir küçük bir numunesinde yapıyor insan. Öyle de insanın insanda kalbin bir köşesinde lüme-i şeytani denilen bir alet-i vesvese. Vesvese nedir? Lüme-i şeytaniye alettir. Aletten ses çıkacak. Öfürüyorsun. Ney? Değil mi bak? Deliklerde parmak basıyorsun. Sese şekil veriyorsun. Delikler demek şekil vermektir. Sese şekil veriyorsun. Lüme-i şeytaniye nedir? Alettir. Öflemek şeytanındır. Herkes de farklı olması sese şekil veriyor bak. İyi dinle. İnsanda kalbin bir köşesinde bulunan lüme-i şeytane denilen bir alet-i vesvese. Alettir, alet. Yani hayal zannediyor. Ve kuvve-i vahimenin telkinatı ile konuşan o alet şey, lüme-i şeytane denilen bir alet var. O bizi desiselerden konuşuyor yani. O hırbaksızdaki desiselerden konuşuyor yani. Bize konuşuyor işte onlar. Kuvve-i vahimenin telkinatıyla. Tabii tabii, yukarıdaki kuvve-i vahime oradan konuşuyor. Şeytan oradan konuşuyor. Bir konuşma aleti ya, ses aleti ya. Ses aleti ama başında patron şeytan. Patron, patron. Kainat ise, kainatın patronu ise insan. Başında insan. Halk edeni demiyorum. Bu suyun başında, lüme-i şeytanın başında da, suyun başında şeytan denen bizim adam var. Ya biz kale almıyoruz adamı. Yani müsbet manalar hani kalpten çıkıyor ya abi. He he. Demek orada lüme-i şeytaniye de menfi şeyler oradan çıkıyor, vahimler konuşturuyor ya. Evet, ikisi de oradan çıkıyor. Birisi kalbe yakın yerde, kalbe yakın bir yerde lüme-i şeytani var. Kalpte ise latife-i insaniye var. Hayır oradan, şer oradan. Peki, o ses çıktı. Öfedi. Dimağda insan düşündüklerine, emniyet verdiklerine, tiryaki olduklarına, seyrettiklerine, duyduklarından, kokladıkları, yedikleri, bulunduğu mekana göre o lüme-i şeytaniyedeki şeytanın öfürmesine sesi değiştiriyoruz. Sese şekil veriyoruz. Demek o kavan her bir deliği ayrı bir desise yani. Ayrı bir desise. Kavalın şeyi ayrı bir desise. O da dimağdakini biliyor, ona göre yüklüyor. Tabii mesela insanın zaafı ne? Kadın mıdır, para mıdır, şöhret midir? Ama burada en tehlikelisi ve kimsenin de hatırına gelmez. En tehlikelisi tembellik. Adım atmamak. Değişime direnmek. Adım atmıyor. Değişime direniyor. Tembellik. Tertleri yok. La ilaheleri yok. İllallah nasıl olsun? Tuhaf değil mi? Bir adam lambayı söndür demişler, mumu söndür demişler. En zor işi bana veriyorsun demişler. Mesela evet, lambayı öfürdüysen sen 10 defa yaparsın ama dudaksız adama nasıl yapacak? Bak şimdi. Aleti vesvese ve kuvve-i vahimenin telkinatı ile konuşan bir şeytani lisan ve ifsat edilen kuvve-i vahime. Yani aşağıda alet. Lüme-i şeytaniye. Tamam mı abi? Alettir o. Şeytan öfürüyor. Ve bu öfürüyor. O ses buraya geliyor. Kuvve-i vahime. Burada da o sese şekil veriliyor. Zaafların, düşündüklerin, baktıkların, seyrettiğin, kulaklarınla neyi dinliyorsun, kokladığın, ne yedin helal haram, elimi yapıyorum bak ki simgeye kafanızda kalsın. Hangi delik açıksa o ses çıkıyor. Evet, hangi delik açıksa o ses oradan çıkıyor. Kapalı delikten ses çıkar mı? O nota çıkıyor yani. Tembellik notası çıkıyor. Do, re, mi, fa, su, la, si, do, do, si, la, sol, do. O altı hastalığın notaları ötüyor. Böyle ezberletmişlerdi. Şimdi bak, o
alet aşağıda, öfüren adam, o delikleri açıp kapatan kuvve-i vahime. Zaaflarımız, terk etmediklerimiz, bu bütünsel nasıl aktif oluyor? Tembellikle. Daha acayip bir şey, şaşıracaksınız. Daha acayip bir şey okuyacağım. Garip. Telkinatıyla konuşan şeytani lisanmış. Adamı ciddiye almıyoruz, ciddiye almıyoruz. Adamı ciddiye almıyoruz, şeytanı ciddiye almıyoruz. Hayal zannediyoruz, varsayım zannediyoruz. Yani hayali bir vücudu var, yani inançta var. Ya bu kitap kesin mi? Kilosu var mı? Şeytan böyle kesin. Ya atom değil vücudu. Bu kitap nasıl realite ise vücudu haricisi var, mahluktur. Kudret tahallük etmiş, müdül esmasının vücudu haricisi şeytan ya. Mahluktur ya, vücudu var ya. Kolunu sağlıyor, yer adam ya, cinselliği var. Çift cinselliktir. Kendisinden kendine döller, hamile kalır. Böyle bir mahluk. Ve bu sende var yani. Sistem çalışıyor. Abi kendimi kötü hissediyorum. Lan sen misin o? Abi şöyle şöyle düşünceler geliyor ya, bunu da çözmüyorum. Senin şahsında şeytanla karşı karşıya geliyorum ben. Ne adama cevap vereceğim ki? Cevabul ahmakul es-sükut. Ahmağa en güzel cevap sükuttur. Vermiyorum cevap. Çünkü adam senin simanda, onu seyrediyorum ben. O adam kaşıma dikilmiş. Ama senin ağzını kullanıyor. La sistem var, sistem, sistem. O vesvese kaç, o kaç yana girden son. Vesvese 17 mi? Vesvese 17 galiba. Vesvesenin neticelerinden bahsetmiyorum. Şöyle yap, böyle yap. Hayır, sistemden bahsediyoruz. Burada da sistem. Neymiş o? Şeytani lisan ve ifsat edilen, şeytani lisan o. İfsat edilen kim? Kuvve-i vahime. Ses buraya geliyor. Aşağıdan çalıyor. Peki burada ne var? Terk edemediklerin delikle o kavala sese istikamet veriyor. Sesi şekillendiriyor. Sesi manalandırıyor. Kuvve-i vahime küçük bir şeytan hükmüne geçtiğini. Küçük bir şeytan. Başka bir tane de yerde gene söz diyor, söyle sözlerde, lemahta. Hannas denilen diyor, dimada bir şeytan var diyor. Hannas. Hannas şu, bakar böyle aşağıda böyle gidip, sana bir bakar yukarıdasın ya. Gaflete tak 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 bir çıkar, yapar icraatını, söyler eder falan. Baktın anladın, hemen çaktı falan, Kur'an okuyuz bu kadar. Adam yok. Hırnasın özeli yok. Aa, ulan nerede lan bu? Hani kötü hissediyordum ya. Ulan kendim kötü, ben çok kötüyüm ya. Ben iyi değilim. Kur'an okudum, Hizb-ül Kur'an okudum. Derse gittim, sohbet. Ki en kesin çözümü buralardan çıkarıyorum. Tefekkür. Tefekkür mesleğine alışınca. En kesin çözüm İbrahim-i Meşrep'tir. İbrahim-i Meşrep. Söyler misiniz? Şefkat tefekkür. Şefkat tefekkür. Musevi, İsevi meşrep nedir? Şeriat'tır. Musevi. İsevi meşrep nedir? Batın. Batiniyedir. Ya? Allah Allah. Muhammed-i meşrep cem etmektir. Kardeş, laf dinleyeceğim. Terkte mutlak olacak. Bak şimdi. Yani kendini kötü hissediyorsun. Ona birisi çalıyor. O ses oradan geliyor. Seninle alakası yok, kötü hissetme. Yeter ki yutma. Yutma yani. Yedi mi yemedim? Kuvve-i vahime küçük bir şeytan hükmüne geçtiğini ve sahiplerinin ihtiyarına zıt ve arzusuna muhalif hareket ettiklerini görüyor musun? Nerede? Ulan ben de hiç kimse kötü, kendisini kötü hisseder mi? İster mi? Peki niye kendini kötü hissediyorsun? Ulan pislik çıkan yer sende, rahatsız olan sensin. Lan kendini kötü hissetmeyle kendini kötü hisseden kimdir? Ben dedim ki sensin. Sen kendini kötü hissediyorsan sen. Peki kendini niye kötü hissediyorsun? Demek ki
Burada başka birileri var. Seni rahatsız ediyor. Seni batıyor adama senin rahatın. Kısacası adama batıyor. Hemen bir şey yapıyor. Diyor ki sen iyi değilsin. Hemen beyim atıyor. Bu kelamla diyorsan sana şunu demek istedi dedi. Diyen şeytandır. Günlerce senin kafanı kemiren şeytandır. Belki de bu sözü bana söylettiremek de şeytan. Bu da var ya. Emin değilim. Sünnete uyarsa, edile-i şeriye, kuralına bakarsa o zaman belli oluyor. Hani turnusol kağıdıyla asit ile baz birbirine benzer. Batırırsa renk ne çıkıyor? Yeşil ile kırmızı. Dön bir tane bir oldur bir odur. İnsanın sahiplerinin ihtiyarına yani düşüncelerine ihtiyar aklidir. İrade kalbidir. Ne kullanıyor görüyor musun? Çorap gibi örüyor. İrade demiyor. İhtiyarına yani dimağına yani düşüncelerine zıt ve arzusuna muhalif hareket ettiklerini hissen ve hadsen herkes nefsinde görmesi alemde büyük şeytanların vücuduna katı bir delildir. Sen ciddi almıyorsun bu adamı. Bak şimdi. Ona ait bir yer okuyacak. Bu da çok açık söylüyor abi ya. Neyi? Yani diyelim benim ihtiyarıma benden çıkanlara ben rahatsız oluyorsan demek ki o benden değil yani. Peki ben kendimi kötü hissediyorum. Kaynak. Allah insanı kötü hissettirir mi? Allah ve melekleri insanı kötü hissettirmek için azap vermez. Bak unutmayın. Allah ve melekleri sana vesvese vermez. Allah ve melekleri sana vehim vermez. Allah ve melekleri seni kötü hissettirmez. Eğer kendini kötü hissediyorsan, kötü vesveseler geliyorsa Allah ve melekleri değildir. Kimlerdir? Sahiplerinin ihtiyarına zıt, arzusuna muhalif hareket ettiklerini hissen ve hadsen herkes nefsinde görmesi alemde büyük şeytanların vücuduna katı bir delildir. Bak şimdi, tevafuk etti. Bu sabah yazdığımı okuyayım. Dinliyor muyuz? Burada mıyız abiler? Yusuf, burada mıyız abi? Bak şimdi. Vicdanen çok önemli size lazım da. Çünkü bu sabah mesele yazdım. Böyle bir tekellemeyle uyandım. Sabah. Bunları konuşurken uyandım. Kalktım yazdım. Vicdanen senin olmayacak geleceğin peşinde koşma. Vicdanen bak. Vicdanen, vicdanın göz olsun. Senin olmayacak gelecek var. Senin olmayacak geleceğin peşine koşma. Şüphelendiğin geleceğini şimdi yaşama. Geleceğine bakınca ümit ve reca veriyorsa yaşadığına devam et. Yok vermiyorsa gelecekten ümit ve reca sana vermiyorsa yaşantın hemen yaşadığın şekli değiştir. Öyle yaşa ki haf ve reca ortasında fikir versin sana. Geliyorum buraya. Bu mevzuya. Senin zannettiğin gibi ve için bu alem düşünülmemiş. Yani senin zannettiğin gibi değil bu alem Lazcası. Yani ye, iç, kalk, mutfak, tuvalet, yatak, iş. Dikdörtgen. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Ve bu dikdörtgen içine öl ve git. Bu alem böyle bir tasarlanmamış. Böyle kurgulanmamış. Böyle düşünülmemiş. Senin zannettiğin gibi değil bu alem. Bir daha. Senin zannettiğin gibi ve için bu alem düşünülmemiş, kurgulanmamış. Vehminin sana zannettirdiği gibi basit bir hayatı yaşamıyorsun. Yaşadığın hayat basit değil. Basit hayatı yaşamıyorsun. Senin yaşaman 18 bin alemi direkt etkiliyor. Tersine çok ciddi neticeleri olan bir hayatı yaşıyorsun. Çok ciddi neticeleri olan olacak bir hayatı yaşıyorsun. Ciddi olduğuna delil, bu hayatı ciddi olduğuna delil,
her an yeni, yeni yeni yaratılıyoruz. Elektrik gibi. Saniyede 60 defa yanar söner. Ama göz görme kabiliyetinden hızlı olduğu için devamlı yanar zanneder. Biz de hayatı devamlı yanıyor zannediyoruz. Her an Allah bir an şendedir. Her an bir şendedir. Her an yaratılma var. Halkınca deyip bu da çok ciddi bir hayatı yaşadığını gösteriyor. Buna bir delil getireyim. Yani mazi ve müstakbel anda barınıyor. Mazi ve müstakbel anda yaşıyorsun devamlı. Hafife ve ciddiye almadığın düşmanının unutma Allah'ın düşmanıdır Celle Celaluhu. Hafife ve ciddiye almadığın düşmanın var ya şeytan. Bu adam Allah'ın düşmanı olduğunu ciddiye almıyoruz. Şeytan ciddiye almıyorsun ama koca Allah'ın düşmanı bu adam. Allah'ın düşmanı senin düşmanın. Ama sen hala ciddiye almıyorsun bu adamı. Hala hayal zannediyorsun, vücutta hayal. Bu şeytanı ben size bahsedeyim. Seni aldatana kadar nasıl maceralardan geçip seninle meşgul olduğunu aklından çıkarma. Nasıl bir maceralardan geçmiş? Cennette Adem Hava meselesinden, sonra Allah ile konuşmasından, mühlet istemesinden ve yeryüzüne indirilmesine kadar maceraları unutma. Sana gelmesi için bu maceraları yaşadı adam. Öyle bir tecrübesi var adamın. Cahil bir şeytan yok. Donanımlı bir şey düşmanı var senin. Ama sen ciddiye almıyorsun. Hayatının en büyük hatası düşmanını basite alman olacaktır. Hayatının en büyük hatası düşmanını ciddiye almaman olacaktır. Çünkü öyle bir hayat yaşıyorsun ki neticesi çok ciddi neticeler veriyor. Unutma, düşmanının içinde, karşısında ve dışında olanlar ise onun şakirtleri. Unutma, düşmanın senin içinde, onun şakirdi ve türevleri dışında, şeytan kumandasına girmiş açık saçık kadın dışında, faiz dışarıda, kumar dışarıda, zina dışarıda, hepsini isteyen burada. Her şey net ve belli. Düşmanın belli, dostun belli, yapılacak iş belli. Bütün bunları belirsiz kılan senin filmin, senin oynadığın filmi ciddiye almamandır. Elestu bi rabbikum başladı film. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammeden abdu ve resuluhu sekerat anında kelime-i şehadet getirme film bitti. Bu filmin başrolünü sensin ama ciddiye almıyorsun. Bütün bunları belirsiz kılan senin filmi ciddiye almaman, sen düşmanını ciddiye almıyorsun. Son şeyi, tabii ki düşmanını ciddiye almadığın gibi bedeline bak şimdi. Birbirimizin kıymetini niye bilmiyoruz sorusuna cevap şimdi bak. Niye birbirimizin kıymetini vefat edince biliyoruz? El cevap. Niye birbirimizin kıymetini bilmiyoruz? El cevap. Tabii ki düşmanını ciddiye almadığın gibi dostlarının da kıymetini bilemezsin. Düşmanını ciddiye alan dostlarının kıymetini bilir. Dostlarının kıymetini bilmeyen basit ve ucuza ve hemencecik dostlarını terk edebiliyorsan düşmanına hiç ciddiye almıyorsun demektir. Dostlarının kıymetini senin düşmanlarının belirliyor. Dostlarının kıymetini senin düşmanın belirliyor. Başta Allah'ın, değil mi? Başta Allah'ın Celle Celaluhu gerektiği kadar kıymetini bilmiyoruz. En büyük dost, dost istersen Allah yeter. Yaran istersen Kur'an yeter. Nasihat istersen ölüm yeter. Değil mi? Mal istersen kanaat yeter, dost istersen Allah yeter. Biz en büyük dost Allah'ın kıymetini gerektiği kadar bilmiyoruz. Allah'ın kıymetini bilmiyoruz. Allah ne kadar bizim için değerli olduğunu, Allah bize ne ifade ettiğini, Allah bizim için ne olduğunu bilmiyoruz. Allah nedir deyince Allah aşkına kaç saat veya kaç dakika konuşursunuz? Allah nedir?
Allah benim için nedir? Muhammed, bugünkü vazifen senin. Defter bu başlık yaz. Kaç yaşındayız abi? 15. Bugün defterine yaz. Al Hasan abi bana. Bugün ayın kaçı? 18.06.2016 Cumartesi bana sordu. Ders ortasında. Başlık at. Allah senin için ne ifade ediyor? Hiç böyle şey yapmadan al kalemini, üşenmeden çek kılıncını. Kılıç benim bu. Yaz. Allah benim için nedir? Sonra bir bak. Sen Allah'ı bak o kadar biliyorsun. Ciddiye almıyoruz. Hatif denilen neymiş hatif? Seçte şey ama Resul şu anlarımı da getirirsen hatifi size iki tane şey de şey yapayım. İki tane hatif var şu anlarda. Ya bu adam Hasan şeyi getirmiyor. Külliyatını milleti zora sokuyor. 628 ve 629'da var. Orada okuyayım. Hatif sesleri işitiliyor. Görünmüyor. Ama görünmüyor. Ama var. Varlığı sesle yapıyor adam. İlk iş giriş kapısı ses. Görüntü şey yapabilir. Nasıl bir ses bu? Kulak zarında titreşim veren bir ses mi yoksa kalbe bağlı? Lüme-i Şeytaniye'de bak 628 bak. İnşallah getirdiğine değecektir Resul. Mektubat 175 miydi abi? Evet. Bak, yani geçmiş zamanlarda Nebi Beşir'in meşahir ve namdarlarından, geçmişte var ya, kim biliyor musunuz Hatif? Bunlar 900-700 sene yaşayan bak. Nebi Beşir'in meşhur ve namdarlarından başta Enbiya olarak, Enbiyalar, Kur'an, Enbiyalar kısa yaşamış. Arifler var. Ama bunlar kitapla vesaire gelmiş. Davranışla tevarüsen gelmiş. Kahinler var, hatifler var. Muttefikan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğini, hatifler de var. Müslümanı da var, kafiri var hatiflerin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğini söylüyor. Mesela 628'de bunlar bayağı var. Ondan sonra mesela Nübüvvet-i Ahmediye haber veren 100 ayeti Hüseyin-i Cissi kitabında yazmış. Kâinler ise başta meşhur şık ve satih olarak ruhani ve cin vasıtasıyla gaybden haber veren. Şimdi medyum denilen tevatür bir nakli sayıyla peygamberin geleceğini devam ediyor. Ondan sonra 628 şu. Hem arifler ve kainler gibi Risaleti Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam gaybı haber veren ve sözleri işitilen şahısları görünmeyen hatif denilen ruhaniler. Ruhani mi cin mi? Hatifin cinden farkı ne? Cindi ruhaniler diyor. Fakat ruhanileri cinler de ruhani olduğunu söylüyor. Çünkü şeyde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın simasına şöyleydi değil mi? Hal ve duruma göre değişmek var mı Hasan abi? Yani mesela bir çeşit su beş nevi hastalığa göre farklı durum alır. Bir çeşit varlık da beş duruma göre farklı şey alır mı? Alır. Rüya-i Sadıka'da ervah, habise ve şeytan peygamber suretine temessül edemez. Fakat celb-i ervahta ve ervah habise belki peygamber lisanen peygamberin lisanen ismini kendine takıp sünnet-i seniye ve ahkam-ı şeriye muhalif olarak konuşabilir. Şimdi bak onu ayrılacak, şimdi izah edecek. Diyor ki eğer bu konuşması şeriatın ahkamına ve sünnet-i seniye muhalif ise hem delildir ki o konuşan ervah-ı tayyibe değil belki mümin ve müslüman cini de değildir. Ervah habisedir. Ervah habise, ervah hali ayrıdır. Ervah habise, ervah haliye ayrı bir nerdir, cin ayrıdır.
Çünkü erva habisse ve erva ali imtihana tabi tutulmamış. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Cinler aynı bizim gibidir. Meleklere daha yakın. Evet. Yani böyle bir mahluk, hatif denilen, kendisi gözükmeyen. Öldüğü zaman diyor şeytan olur diyor abi erva habisse. Evet. Mesela ona girmek istemiyordum. O şey söyledin duyuldu. Mesela hortlak dediğimiz var ya. Yani bütün manasız değil. Orada olmakla beraber şerliliği devam ediyor. Ne yapar dedi? Şeytan olur diyor. Şeytan olur. Öldüğü zaman 10. işaret. Kaç? 10. işaret. Onun 13. lemanın 82. 82. sayfada. Şeytan olur. Batıl bir mezhep buna hükmetmiş diyor. Ama batıl mezhep hükmetmiş. Ama usta çaktırmadan çakmasa, onaylamasa kullanmaz onu. Ustadır metod. Onun için dedim ya dünkü sabah şeyinde sabah şey gece yarısı 3 mezarlık ışık yok. Bir yerden kaçıyorsunuz, kaçtınız mezarlığa. Toprağın üstü ve karanlık ve 5-6 saat sonra aydınlanacak. 3 saat mezarlıkta kalabilir misiniz? Çünkü her an cin gelebilir, hatif gelebilir, ervah habise gelir, her şey olur. 3 saat 5 saat sonra aydınlanacak ve toprağın üstündesiniz ve mezarlıkta duramıyorsunuz. Bir daha aydınlanmayacak, geri dönmeyeceksiniz. Toprağın altında nasıl duracağız peki? Bir daha geri dönmeyeceksiniz. Mezarlıktan çıkacağız. Karanlık aydınlanacak. 3-5 saat sonra değişecek orası. Böyle değişecek bir toprağın üstünde yaşayamıyoruz da toprağın üstü bu. Toprağın altında nasıl yaşayacağız? Geçen sabah mesafında işte buna da bakmamıştım. Öyle onu anlattım işte. Demek uyku sarhoşluğu vardı. Çünkü sen aval aval böyle bakıyorsun aza. Yani toprağın üstünde 5 saat duramıyorsun da geri dönüş olmayan sonsuz bir şekilde oraya nasıl duracaksın? Onun için ölümü bayılmak mı zannettin? Sen kefenlenmeyi 5. katta hastaneden bodrum katına, ameliyathaneye narkoz yiyip tekrar narkozdan sonra koğuşuna döneceğini bildiğin halde ameliyata ameliyat elbisesi giydiriyorlar. Narkozu veriyorlar. Uyanacağını da biliyorsun ama korkuyorsun. Çok korkuyorsun. Ölüm olmadığını, narkoz gene döneceğini, bak 5. kattan bodruma iniyorsun. Tekrar çıktığın halde korkuyorsun da ameliyat elbisesi değil, kefen bu. Narkoz değil, sekerat bu. Bodrumdan bir daha, kabirden yukarı eve çıkış değil. Bir daha dönülmeyecek bu. Sen ölümü narkozlanmak mı zannettin? Ne buna kayıttık? Evrat okumazsın. Namazı kılmazsın. Namazı kılsan bile, şimdi size söylüyorum, vaktinde kılmazsın. Kılsan bile tesbihat yapmazsın. Onu bunu tenkit edersin. Kendi içimizde. Onu bunu eleştirirsin. Gıybet edersin. Bütün sebebin ona gider. Lan bu kadar ahmağız ya başta ben. Lan ben bu sıcakta, bu havada oruç tutuyorum. Sebep kazanacağım. Ondan sonra bu sebebi veriyorum başkasına. Lan bundan daha bu ahmaklık olur mu ya? Ben levme diyorum kendime. Lanet ediyorum benim o tarafıma. Size şey yapmıyorum. Riyakar değilim abi, buna yemin ederim. Kendime levme diyorum. Lanet ediyorum yani. Lan bu sıcakta oruçtum. Anam dilimi alıyor. 17-18 saat oruç tutacağım. Vereceğim o adama. Hem de sevmediğim adama. Hadi sevsen mi? Hani anne babama gitse neyse. Lan o sevmediğime gidiyor. Şimdi 3 saat toprağın altında üstünde duramadım. Biraz sonra güneş açacak. O da ihtimaldir. Cin gelebilir. Hortlak gelebilir. Kabirdeyse münker mekir. Yılan, akrepler, hesaplar %100 gelecek. Mezar üstündekiler kesin değil ki. Burada şey yapıyorum. Fakat şeyi okuyacağım. Tembelli okuyacağım. Çok kısadır. Saatimiz geldi ama farkındayım. Tembelliği, bu hep tembellik. Değişimi. Okuduklarım hep tembellikle oluyor. Tembellik kulağıyla. Şimdi kaçıncı sayfaydı? 400. Tembellik ve lakaytlık. Evet. Birleşik. Tembellik ve lakaytlık diyor. 92. sayfada Kastamonu'da.
400 kaçtı abim? 26 abi. 426'yı bitirelim. Çünkü kimsenin de bahsettiği yok ya bu tembellik hastalığından, lakaytlık hastalığından. Başta ben ha? 426 mıydı abi? 10 defa soruyorum, kusura bakma. Desise-i şeytani, 6. Desise demek aldatmak değil. Yöntem, yöntem. Yol. Neymiş? İnsandaki tembellik. Ne kadar ciddi ya? Hubbu canla beraber, enaniyetle beraber, menfi milliyetçilikle beraber, tembellik ve temperverlik. Temperverlik ne demek? Rahatlığına, keyfine düşkün abi. Fok balı. Hizmet mi varmış? Kitap mı okunacakmış? Değişim mi gerekiyor? Adım mı atmam gerekiyor? Televizyonu kapatıp derse gitme mi gerekiyor? Adam hiç. Hiç. Pascal çağın onu. Hiç. Bir Erzurumlu bir hoca vardı bizde. Ulan diyor derse çalış diyorum diyor. Demek istiyor Pascal kanununa çalışın diyorum ama hiç. Kale almıyorsunuz diyor. Yöresel lisanla. Pascal çağın onu. Hiç. Der diyor. Ortaokulda kafamda kaldı. Yani hiç. Ders mi varmış? Dava mı varmış? Taşın altına ben elimi koymam mı gerekiyormuş? Bu hizmette ben ne yapmam gerekiyor? Sırf böyle kitap okuyor, gelip gidiyor. Başka bir sorumlulukların yok mu senin? Allah sana ne nimet vermiş? O nimetleri kullan diye vermemiş mi? Hapset diye mi verdi? Ne verdiyse ondan sorumlusun. Tembellik ve temperverlik ve vazifedarlık damarından istifade eder memur. Benim vazifem değil. Birbirimize uygulayalım bunu, vazifedarlık. Yani o niye yapmıyor kardeşim? Ben lavaboları temizliyorum da o niye yeri süpürmüyor? La sana ne? Sen vazifeni yapsana. Orası açık kalsın. O böyle yaparsa ben de böyle yaparım. Sen köle insan mısın ki senin davranışının karşısını belirliyor? Sen öyle yaparsan ben de yaparım. Ha sen yapmasan ben de yapmam. O zaman benim davranışımı sen belirliyorsun. Bu vazifedarlık. Evet, şeytani ins ve cinni her cihette hücum ederler. Şeytan, ins ve cinni her cihette hücum ederler. Arkadaşlarımızdan metin kalpli, sadakatli, kuvvetli, niyeti halis, bak ha bunu aldatıyorlar ha. Arkadaşlarımızdan metin kalpli, sadakatli, kuvvetli, niyeti ihlaslı, hamiyeti âli gördükleri vakit başka noktalardan hücum ederler şöyle ki. Bunlara hücum ediyorlar. Ne yaparlar? İşimize sekte, hizmetimize futur vermek için neyime? İşimize. Sekte ne demek? Noksaniyet. Ha? Noksaniyet, durdurmak. Evet, ayak takılması. Ya şey var ya böyle giderken böyle kuyu. Askerlikte İtalyan kuyuları denilir. Hani işimize sekte, içimize futur. Futur? Gevşeklik. Lakaytlık yani. Tembellik ve lakaytlık. Ruhsal hastalıktır. Tembellik. Hizmetimize futur vermek için onların tembelliklerinden ve temperverliklerinden ve vazifedarlıklarından istifade ederler. Memur ise, sen memursun, vazifeni yap. Lan memur olmak deccala hizmet etmek midir? Ammeye millet hizmet edeceksin. Evet sana amir der fasıktır. Ama yapılması gerekeni yap. Vazife perverliler var böyle, bazı tipler var memur. Ne yapayım, emir kuluyum diyor bak. Vazife darlıklarından istifade ederler. Onlar öyle desitselerle onları hizmeti Kur'an'dan alıkoyuyorlar ki haberleri olmadan bir kısmına fazla iş buluyorlar. Mesela müdür yapıyorlar, bir nurcu düşünün, hizmet eden bir öğretmeni. Tuzağa bakın, tuzağa. Derste anlatıyor. Bana okulda anlattılar arkadaşlar. Nurculu bana okulda tanıttılar. Derste anlattı. Yetmiyor, akşam bizi derse götürdü. Peki bu nurcu hizmet etmesin, anlatmasın, derse adam götürüp götürmesin talebeyi diye bunu öyle bir cazip herkesin evet diyeceği bir tuzağa düşürüyorlar. Müdüriyet veriyorlar. Talebelerle değil, sınıfa derse girmek değil, evraklarla geldi, kömür bu kadar geldi. İzin mi istiyorsun? O ceza mı ya? Hayır, okuldan uzaklaştır. Bu dosyalarla meşgul ol bakalım.
Ama şöhret de var. Müdür bey. Ama diyorlar abi sen işte olmazsan biz bu hizmeti de yapamayız. Biz her en kötü zamanda bile yapmışız. Bu zamanda mı yapmayacağız? Abi işte sen müdür ol biz rahat hareket edelim. Hayır siz zaten ediyorsunuz ben de edeyim. Kim etsin? Bizden yana gafil bir Müslüman olsun. Bizden yana. Şuurlu bir Müslüman istenmiyor. Evrağa gerek yok şuurlu Müslüman olmaya. Tamam. Ne yaparlarmış? Tuzağa bak. Bu vazifeden kaçış aslında. Haberleri olmadan bir kısmına fazla iş buluyorlar. Haberleri olmadan. Niye? Ta hizmeti Kur'aniye vakit bulamazsın. Bir kısmına da dünyanın cazibedar şeylerini gösteriyorlar ki hevesleri uyanıp hizmete karşı bir gaflet gelsin herkese. Bana mesela her ay bir şeyler yazarlar ya. Teklifler yaparlar. Biz o şeyleri tak tak gitmiş çöpe atmışız. Bitmiş o. 30 sene önce bitmiş biz toplama yapmak. Bir kısmına da dünyanın cazibedar şeylerini gösteriyorlar ki hevesleri uyanıp hizmete karşı bir gaflet gelsin vakeza. Bu hücum yolları uzun çeker. Uzunlukta kısa kesmek, kısa keserek dikkatli fehminize havale ederiz. Ey kardeşlerim dikkat ediniz. Vazifemiz kutsiyedir. Hizmetimiz ulvidir. Her bir saatimiz bir gün ibadet hükmüne geçebilecek bir kıymettedir. Biliniz ki elinizden kaçmasın. Ya yellezine amenus sabiru ve sabiru ve rabitu ve tekullahi leallekum tuflihun ve la teşteru bi ayati semenen kalila subhane rabbike rabbil izzete ma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimun hakim. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümiyyil habibil alim habibil alil kadril azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim amin. El Fatiha.